Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Medeniyetin sıfır noktasındayız. Burası, dünya üzerinde yapılan ilk yerleşim alanına ev sahipliği yapan, 12 bin yıl öncesine kadar giden tarihiyle medeniyetin başladığı ve yayıldığı yer. Burası Şanlıurfa. Şanlıurfa'daki ilk durağımız, Hazreti İbrahim'in doğduğu, birçok mucizeyle yaşadığı ve ateşe atıldığı yer. Hazreti İbrahim Dergahı ve Balıklıgöl. Burayı bize Balıklıgöl Mimari Restoratörü İsmail Bakar anlatıyor. Geldiğimiz alan 4000 yıl önce bir anne doğumunu telaşlı bir şekilde yapıp buraya geliyor. 4000 yıl önce burayı düşündüğümüzde hiçbir yapı yok ve sadece arkamızdaki mağaralar. Anne çocuğunu buraya bırakıyor. O çocuk İbrahim peygamberdi. İbrahim peygamber burada rivayetlere göre 15 ay kalıyor. 15 ayın ardından 15 yaşında bir görünüm ile çıkıyor. Bu nasıl olabilirdi? Çünkü o dönemin kralı rüyasında parlayan bir yıldız görüyor. Bunu kainlerine söyleyince kainler diyor ki, efendim erkek bir çocuk doğacak. O erkek çocuk senin sonunu getirecek. Peki önlem olarak ne alabiliriz? O sene içinde doğacak olan erkek çocuklarını öldürürsek bu çocuktan da kurtulmuş olacağız. Bu sebepten dolayı İbrahim peygamberin büyümesi kızlı oluyor. Ve rivayetlere göre burada bir ceylan tarafından emzirildiği veya parmaklarıyla beslendiği söyleniyor. İbrahim peygamber buradan çıktığı zaman bir inanç peşine düşüyor. Onların inancı üzerinden. İlkim benim Rabbim ay diyor. O batıyor. Daha sonra güneş diyor. O da batınca ben batanları sevmem diyor. Ve bu şekilde Rabbine ulaşmıştı. Peygamberlik ona gelmişti. Buradaki insanlara tevhidi götürüyordu. Ama halk kabul etmiyordu. İbrahim peygamber zekasını kullanarak puthaneye giriyor. Küçük putların tamamını kırıp sadece bir tanesini bırakıyor. Halk ibadet etmeye geldiğinde bir bakıyorlar ki bütün putlar kırılmış. Diyorlar bunu yapmışsa İbrahim yapmış. Alıyorlar Hazreti İbrahim'i çağırıyorlar. Sen mi yaptın diye. O da çok zeki olduğu için diyor eğer konuşuyorsa büyük puta sorun. Belki de o yapmış. Onlar olur mu öyle şey? O cansızdır. Nasıl yapacak? Bakın diyor siz kendini söylüyorsunuz. Cansızdır. Yemeyen, içmeyen, kendisine faydası ve zararı olmayan şu taştan siz medet umuyorsunuz. Onlar cevap da veremiyorlar ve kralın sarayına götürüyor. İbrahim peygamber cezalandırılmak adına kralın sarayına götürülüyor. Kralın sarayına girenler genelde eğiliyordu. Ama İbrahim peygamber eğilmedi. Kral sebebini sorunca İbrahim peygamber şunu söyledi. Seni ve beni yaratan Rab'den başka kimseye eğilmem. Peki Rabbin kimdir dedi. Dirilten ve öldürendir. Kral dedi ben de yaparım. İki kişiyi getirdi birini öldürdü diğerini bıraktı. Bunun üzerine İbrahim peygamber dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğurur. Sen de yapabiliyorsan batıdan yap. Ve bunu yapamayacaktı. Bu ona yenilgi olacaktı. Aralarından biri çıkıp şunu söyleyecekti. Eğer siz tanrılarınıza yardım etmek istiyorsanız yakın bunu. İlk defa yakma ibaresi Enbiya 68'de geçer. Ve rivayetlere göre bir seferberlik ilan edilir. Şu platonun tamamına odunlar toplanır. Öyle bir ateş yakılır ki hararetinden kuşlar bile dayanmıyordu. Ve İbrahim peygamberi Damlacık Dağı'na yani Urfa Kalesi'ne çıkartıyorlar. Melekler gelip şunu söylüyor. Ey İbrahim! Eğer arzu edersen şu gördüğün ateşi söndürebiliriz. Toprak emrimize verildi. Bir diğer melek diyor ki eğer istersen şu gördüğün ateşi söndürebiliriz. Rüzgar ve su emrimize verildi. Hazreti İbrahim'in verdiği cevap o kadar manidar ki dost ve dostun arasına girmeyin. Allah benden haberdardır. Yakarsa kusurumdandır. Kurtarırsa lütfumdandır. Ve bunun üzerine ateşe atılıyor. Tam düşeceği sırada Cebrail meleğin en hızlı inişlerinden bir tanesi. Ey İbrahim yanacaksın diyor. Yok mu Allah'tan bir arzu isteyin? Var bir arzum diyor. Cevabım sana değil Allah'adır diyor. Bu ateş kimin emriyle yanıyor? Allah istemeseydi bu ateş yanar mıydı? Bu samimiyet üzerine artık Allah ateşe sesleniyor. Ya narukuni bardan ve selamun ala İbrahim diyor. Ey ateş serin ve esenlik ol İbrahim üzerine. Ve rivayetlere göre o ateşin böyle bir su içindeki odunların ise balık oldu. Hikaye bu şekilde gerçekleşiyor efendim. Ve bu gördüğünüz göl 4000 yıldır kutsallığını koruyor. Halk bu şekilde gelip ziyaret ediyor.
Şimdi bulunduğumuz alan Ayın Zeliha Gölü. Ayın Zeliha kimdi? Aslında Ayın Zeliha Nemrud'un kızıydı. İbrahim peygamberle birlikte büyüyen bir kadındı. İbrahim peygamberin ahlakından ve dininden etkilenmişti. Ama babasının korkusundan dolayı bunu dile getiremiyordu. Ne zamana kadar? İbrahim peygamber ateşe atılana kadar. İbrahim peygamber ateşe atılıp yanmadığını gören Zeliha diyor ki ben İbrahim'i seviyorum ve dinini kabul ediyorum. Babası kızını affetmiyor. Rivayetlere göre bu bölgeye attığı söylenir ve düştüğü noktada ise beyaz bir bala dönüştü rivayet edilir. Hatta Arapçada ayın göz demek, zelf pınar demek. Ayın Zeliha yani Zeliha'nın gözyaşı. Sembol olarak da şu gördüğümüz noktayı yapmışlar efendim. Medeniyetin sıfır noktası dediğimiz için sonraki durağımız elbette dünya üzerindeki ilk yapı olan 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbekli Tepe olmalı. Göbekli Tepe 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve 52 Neolitik yerleşimi olarak tanımlanmıştır. Alanın gerçek değeri 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonrasında Göbekli Tepe'nin 12 bin yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır. Çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 yuvarlak ve oval yapının ortasında 2 adet T biçimli 5 metre yüksekliğinde kireç taşından bağımsız sütun yer alıyor. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar var. Göbekli Tepe ile ilgili bahsi geçen bilimsel veriler, arkeoloji çalışmalarında Göbekli Tepe'nin konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığıyla Neolitik dönem için unik bir kutsal alan olduğu anlaşılmıştır. Alan 12 bin yıl boyunca doğal çevresi içinde dokunulmadan kaldığından önemli arkeolojik buluntular vermektedir. Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbekli Tepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır. İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir dönemde, ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar inşa etmesi tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Tarih öncesi insanın inanç dünyasını yansıtan, animist figürlerle zenginleştirilmiş tapınaklar, Göbekli Tepe'yi arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri olmasını sağlamıştır. Kuşkusuz bu etkileyiciliğinin yanı sıra kazılarda tarih öncesi yaşama dair elde edilen her türlü veri ve bilimsel sonuç insanlık tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Taşların üzerindeki figürler o dönemdeki insanların dışarıdaki gördükleri güçlü, tehlikeli ve av olan hayvanlardan oluşuyor. Avcı toplayıcı dönemde yapılan bu yapının ilk yapılışından sonraki dönemlerde insanların tarım yapmaya başlamasıyla birlikte mutfak yapmaları ve burada belli yiyecekleri ezmek için veya yemek için taştan kaplar yapılmış ve yapı yıllar içerisinde genişlemiş. Yaklaşık 200 kişinin yatabileceği yatak odaları ve kendilerine özgü olan inançları ve ritüelleriyle tarihin sıfır noktasını herkes gidip yerinde görmeli ve tarihi hissetmeli. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.